Bülent Akbaş'ı sahneye davet etmek istiyorum. Hocamla birlikte değerli panelistlerimizi de kürsüye davet etmek isterim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sayın Yusuf Sertaç Teksin, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Sayın Doktor Murat Nurlu, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Sayın Kazım Gökhan Elgin, Aselsan Algılayıcılar Alt Sistem Tasarım Müdürü Sayın Mehmet Umut Demirci. Şey sadece depremden ibaret değil, heyelanlar, sel baskınları, yangınlar, bir sürü doğal olayı ve insan ile yaratılan tehlikeler de afetlere yol açıyor. Dolayısıyla bizim artık yaptığımız binaları sadece depreme dayanıklı yapmamız yetmiyor. Her türlü afete karşı dirençli yapılar, mahalleler, şehirler, bölgeler yaratmamız gerekiyor. Tek başına bir afeti tehlike olarak gözüne alıp da tasarım yapmak artık şu andaki mühendislik tasarımında yeterli bir kriter olarak göz önüne alınmıyor. Artık dirençlilik dediğimiz yeni konseptler, tasarım konseptleri çıkıyor. Yaptığınız yapının, bu yapı her türlü yapı olabilir, altyapı olabilir, üst yapı olabilir, elektrik hattı olabilir, kritik tesisler olabilir, nükleer santraller tesisler olabilir. Her türlü tehlikeye karşı dirençli yapılması şart olmaya başladı. Dolayısıyla bu nedenle de biz bu seneki konferansımızın ana temalarından bir tanesini afet risklerinin azaltılmasında yeniçi teknolojiler ve sismik dirençlik olarak belirledik. Bu konuda da özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımızdan bu konuda yetkili, oldukça tecrübeli isimleri misafir olarak çağırmaya dikkat ettik. Müsaade ederseniz ben size katılımcılarımızı sırasıyla hem tanıtmak hem de sunumlarını yapmak üzere davet etmek istiyorum. İlk olarak belki bakanlıktan misafirimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Daire Başkanımız Sayın Yusuf Sertaç Teksin'i davet etmek istiyoruz. Hepinizi öncelikle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İsmim Yusuf Sertaç Teksin. Şimdi aslında Gebze'nin bende çok farklı da bir anısı var. 99 depreminde ben Ankara'daydım. Bayındırık ve İskan Bakanlığı'nda sağ mühendisi olarak çalışırken deprem meydana geldi. Tabii tüm ülkeyi derin bir acıya boğdu. Çok büyük bir hasardı. Ben 24 yılı tamamlamak üzereyim. Daha büyük bir afete henüz daha şahit olmadım. İnşallah da olmayız. İbn Haldun der ya, coğrafya kaderdir. Gerçekten bizim kaderimiz de bu. Yani bu topraklarda hep böyle afetler, kan, gözyaşı, savaş hep bunlar olmuş. Bu da bizim sanıyorum makus talihimiz ama buna biraz da biz sebebiyet veriyoruz. Bakanlığımız da bu anlamda bir kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. Sayın Bakanımız da bunu defalarca basına açıkladı. Bu konuda gerçekten vatandaşın üstünde çok büyük yükler düşüyor. Hepimizin üstünde çok büyük bir yük var, özellikle idarecilerin. Bu konuda vatandaşların çok ciddi anlamda hızlıca bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bizim sahada tabii bütün bu işleri yaparken değişik teknolojileri de uyguluyoruz. Mesela bizim hasar tespitin bir yapılma süreci var. Bir hasar tespitten sonra mesela çok ciddi üst seviye cihazlarla binaların tespitleri var. Bizim bir an önce bunları engelleyebilmemiz, bunları minimize etmemiz için bir kere elimizdeki bu dayanıksız olan bina stoklarımızın bir kere elden geçmesi gerekiyor. Şimdi tabii burada biz teknike, yani bakanlık olarak bizlere düşen görevin yanında teknik personellere de çok ciddi bir yük var. Sahada yapı denetim sistemine tabi binalarımız ne durumda, yani özellikle depremlerde? Biz şu ana kadar şu son 5-6 yılda, belki de 10 yıldaki hiçbir depremde yapı denetim sistemine tabi bir binanın yıkıldığını, hatta ağır hasar aldığını bile görmedik. Yani aslında buradaki en önemli katkı bir kere hazır betonun yaygınlaşmış olmasıdır.
programı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. İkinci konuşmacımız Sayın Doktor Murat Nurgu. Deprem Dairesi Başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 13 Ekim Dünya Afet Zararlarının Azaltılması Günü. Böyle güzel bir günde 6. Uluslararası Deprem Mühendisi ve Sismoloji Konferansı'nın yapılması, siz değerli katılımcıların, bilim adamlarının katkı sağlaması bizler için çok önemli. Bu Türkiye'de depremlere neden olan bizim diri fay dediğimiz çok genel anlamdaki fay hatlarımız. Bu faylar üzerinde her zaman deprem beklenir. Konu önemli, zarar azaltma mı, risk azaltma mı? Buna bir karar vermemiz lazım. İki kavram aslında birbirinden farklı. Risk azaltmayı kullanmak sanki daha mantıklı olacak gibi geliyor. Afet zararının azaltılması kavramında planlama, risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamaları var. Afet yönetiminde bu aşamaların birçok alt kırımlarından oluşmakta. Ülkemizin ilk ve tek şu ana kadar diyelim strateji, deprem strateji planı, ulusal deprem stratejisi ve eylem planı. 2012 yılında başladık, 2023 yılında bitecek. Şu anki başarı oranımız yaklaşık %60. 2 senemiz kaldı, tahmin ediyorum %96'larda bitireceğiz. Türkiye deprem tehlike haritası üretildi. Zorunlu deprem sigortası güncellendi. Bina deprem yönetmeliği çıkartıldı. Sismoteknik harita yayınlandı. AFAD RED programımız var. Çok değerli hocamızın katkısıyla, Yasin Faraş hocamızın katkısıyla geliştirdiğimiz bir izleme sistemi, otomatik deprem verisini okuyor. Mevcut veri tabanına göre, varsayımlara göre size bir hasar ve can kaybı tahmini yapıyor. Tahmin programı ama başarı oranı oldukça yüksek. Burada yine hangi tür sonuçları elde ediyoruz bu teknolojik programla? İletim hatları var, kritik testler var, ulaşım sistemlerinde kullanılabilirlik yüzdesini biz depremden hemen 2 dakika sonra yöneticilerimizin önüne koyabiliyoruz. Başka ne işe yarıyor? İllerimizi afetlere hazırlıyoruz. Afetlere hazırlarken de senaryo çalışmaları olarak yine bu AFAD RED sistemini kullanmaktayız. Çok iyi bildiğiniz gibi Türkiye Bina Deprem Yönetmeni 2018 yılında tekrar yenilendi. Şu anda da mevcut yönetmeliğimizi yine çok değerli hocalarımızın katkılarıyla sürdürülebilir halde güncelleme çalışmaları yapılıyor. Komisyon kurdu, çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Deprem Tehlike Haritası var. O da benzer şekilde 2018 yılında yürürlüğe girdi. Şu anda E-Devlet üzerinden Türkiye Deprem Tehlike Haritası da hizmet vermekte. Katılımcılar bahsetti. Akıllı Şehirler Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığıyla artık yaptığımız bu çalışmalar biraz da topluma odaklanmalı, kişiye dokunmalı diye düşünüyoruz. Belediyemiz ve üniversitemizle birlikte Kocaeli için bir Akıllı Şehirler Projesi'ni şu anda gerçekleştiriyoruz. Sadece bu değil, depremlerin önceden tahmini konusunda da yurt dışı ile ilişkili ionosfer gözlemleri çalışmalarımız var. Değişik bir konu, navigasyon GPS cihazlarından hareket ederek deprem belirlemesiyle ilgili analiz sistemini kurduk. Burada Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde yaygın TUSAKA aktif istasyonlarını kullanıyoruz. Biz de yine GPS istasyonları kurmaktayız. İlginiz için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki konuşmacımız, herhalde gene hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim aslında.
Sayın Kazım Gökhan Erkin. Bu panele de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. 6. Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Kongresi'nin konferansında faydalar vesile olmasının sonuçlarında güzel çıktılarıyla beraber hem bilim dünyasına hem de biz uygulamacılara ışık tutmasını umut ediyorum. Bunlarla hem kapsam alanında hem kapasitede ciddi iyileştirmelere gittik. Ayrıca kurduğumuz mikrodalga linkler, uydu haberleşme sistemleri ve fiber optikle beraber 4 tane farklı haberleşme altyapısı şu an İstanbul'da var. Ayrıca bu bileşen kapsamında yine eğitim materyalleri hazırlandı. Bireyler, aileler, iş yerleri, hastaneler, okullar gibi çeşitli alanlarda özelleştirilen eğitim materyalleri ve bunların İstanbul'da uygulamalarını yine AFAD'la beraber yapıyoruz. Bir diğer bileşenimiz ise yine pilot belediyelerle imar mevzuatına ilişkin bunu daha nasıl etkinleştirebiliriz? İşte dijital arşiv sisteminden tutun, bütün sistemi dijital hale getirerek artık özellikle Pendik ve Bağcılar Belediyesi'nde kağıt işi olmadan bütün imar süreçlerini artık dijital olarak belediyemiz yapıyor. Çoklu afet risklerine karşı bu binalar az riskli mi, çok riskli mi, orta riskli mi diye bir envanter çalışması yaptıktan sonra 3 tane proje içinde güçlendirme, restorasyon ve restitüsyon projesi birlikte yapıldı. Bunlar Ayaeri'nin Arkeoloji Müzesi ve Mecidiye Köşkü oldu. Mecidiye Köşkü'nün güçlendirme ve restorasyon projesi bitti. Arkeoloji Müzesi ise blok blok güçlendirme, restorasyon işi devam ediyor. Bütçe olarak da en büyük pay ayırdığımız kısım kamu binalarının özellikle okullar başta olmak üzere hastaneler, sosyal hizmet binaları, idari binalar ve yurtların güçlendirilmesi. Eğer güçlendirme çok maliyetli ise bundan da kastımız eğer güçlendirme maliyeti yeniden yapım maliyeti %40'ını aşıyorsa yıkım yeniden yapım faaliyetleri yapıyoruz. Peki bu kapsamda bugüne kadar ne yaptık? Biz işte 1231 kamu kampüsünde 1513 tane binamızı ya güçlendirdik ya yeniden yaptık. Bugüne kadar biz 720 okulumuzun güçlendirmesini 2006'dan bu yana tamamladık. Şu an 18 tane güçlendirme işimizin de şantiyesi, inşaatı bir fiil devam ediyor. Ayrıca 297 okulumuzun da yeniden yapımını yapıp eğitim camiasına teslim ettik. 58 okulumuzun da yıkılarak yeniden yapım işi şu an inşaat olarak İstanbul'da devam ediyor. Covid döneminde de açtığımız çok büyük hastaneleri yaptık. Hepinizin de belki malumu. Kartal Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Ok Meydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanelerini biz Covid döneminde depreme karşı yeniden yaparak açtık. Hatta gelecek hafta Sayın Valimizin de katılımıyla Ok Meydanı'nın mevcut binasının yıkımını yapacağız. Deprem sonrası yara sarma yerine çok önemli ve bunu ihmal etmemeliyiz. Risklerimizi hep beraber el birliğiyle azaltmalıyız diye düşünüyorum. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Panelimizin son konuşmacısı varlığıyla her zaman gurur duyduğumuz ülkemizin yüzaklarından Aselsan'dan gelecek. Aselsan son yıllarda biliyorsunuz hem ülkemiz için hem de komşularımız için bir tehdit oldu ama ülkemiz için tabii güvenli bir çalışma alanı yarattı. Özellikle savunma sanayinde. Fakat enteresan bir şekilde tabii Aselsan aynı zamanda bizim deprem mühendisliğinde kullanabileceğimiz sensörler, algılama sistemleri, izleme sistemleri konusunda da çok önemli çalışmalar yapıyor. Az önce Sayın Nurlu da bahsetti. AFAD'la birlikte yaptıkları birçok önemli proje var. O açıdan artık Aselsan da bizim için aslında deprem mühendisliğinde çok önemli bir paydaş olmuş durumda. Bugün size Aselsan'da geliştirdiğimiz MIDAS fiber optik dağıtık akustik algılayıcı ve MIDAS algılayıcısının deprem uygulamaları alandaki uygulamalarından bahsedeceğim.
MIDAS nedir? MIDAS dağıtık akustik algılama DAS teknolojisiyle yerin altına serilmiş bir standart telekomünikasyon fiber optik kablosunu bir algılayıcı, akustik, sismik algılayıcı dizisine dönüştüren bir sensör, ana kullanım alanı ihlal tespit sistemi. Bu sayede MIDAS sistemi yeryüzünde yürüyen insanları, hareket eden araçları tespit edilmesinde, yine yeryüzünde yapılan kazı faaliyetlerini tespit edilmesinde kullanılabiliyor. Buradaki her 10 metrelik kablo dilimi de 2 kHz'lık örnekleme frekansında ölçüm yapabilmekte. MIDAS sisteminin özellikleri bahsettiğim gibi standart fiber optik telekomünikasyon kablosunu kullanıyor. Özel bir kablo değil. Bir güç gereksinimi yok ve fiber optik teknolojiyi kullandığı için de elektromanyetik etkilere karşı duyarsız. Fiber optik kablomuz kopsa bile koptuğu noktaya kadar da çalışabilme özelliğine sahip. Bu teknoloji aslında biz Aselsan olarak gurur duyduğumuz ve dünyada bu teknoloji geliştiren ilk firmalardan bir tanesi olmakla da övündüğümüz bir teknoloji. Onun kendi yapısından kaynaklı, homojen olmayan yapılardan kaynaklanan Rayleigh backscattering, yani Rayleigh geri saçılımı dediğimiz geri saçılımları kullanarak çalışan bir teknoloji. Fiber optik kabloya akustik sismik dalgalar ulaştığı zaman bu geri yansıyan Rayleigh saçılımlarının fazını modüle ediyor. Biz de bu cihazımızda bu geri yansımadaki faz değişikliklerini geri çatarak, demodüle ederek akustik sinyalleri her 10 metrede bir ayrıştırıp ölçebiliyoruz. MIDAS 50 kilometrelik algılama menziline sahip 10 metrelik çözünürlüğü var. Yani 10 metrede bir sensör varmış gibi davranıyor. Bu sensörün içinde bizim patentli yapay zeka tabanlı ihlal sınıflandırma algoritmalarımız çalışıyor. Dediğim gibi genel uygulama alanı güvenlik tarafı. Depremin oluştuğu merkeze ne kadar yakın olursa sensörümüz o kadar hızlı depremi tespit edilebiliyor. Bu sayede özellikle de deniz altındaki fay hatlarına yakın fiber optik kabloları kullanıldığı zaman depremin daha P dalgası gelir gelmez deprem kararını verilebileceğini değerlendiriyoruz. Bu konuda da teorik bazı analizler yaptığımızda depremin tespitini 200 milisaniye ile 1 milisaniye, yani 1 saniyenin altında tespit edebileceğimizi öngörüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Fatih İshak İsminoğlu Üniversitesi'nin öğretim üyesiyim. Sorumu Murat Bey ve Sertaç Bey'e sormak istiyorum. Bu özellikle mesela devlet okullarındaki risk tespitleri, özellikle Kazım Bey'in baktıkları işte düşenli bir inleme noktasında ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesinde, lise seviyesinde bakılıyor. Acaba üniversitelerle ilgili de deprem güvenliklerinin tespitleri, işte yeterli performansını sağlamakta ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Bununla ilgili mesela sertifikasyonlar var biliyorsunuz, enerji kimlikler görebiliyor. Bununla ilgili işte yeterli deprem performansını sağlamakta, diyelim ki üniversiteler için gerekli olan seviye nedir? Hemen kullanılır mı? İşte sınırlı hasar, bu da hangi noktada yer alınır? Bununla ilgili bir çalışma düşünüyor musunuz ya da mevcutta var mı? Bizim şu anda devam eden bir projemiz var, KAYES diye. KAYES kamu binalarına büyük bir proje. Şu anda Türkiye'de belki de 500'üne yakın kamu binasının taraması 80 ilimizde devam ediyor. Tabii bu biraz önceliklendirme projesi. Cumhurbaşkanlığı'na birlikte yürütüyoruz. Bu proje kapsamında yine Selsamet'ten de destek alıyoruz ve proje kapsamında bayağı bir ileri seviyeye geldik. Tüm kamu binaları hızlı bir şekilde taranarak riskli olanların öncelikle metoduyla taraması sanıyorum bu sene sonuna kadar bitirilecektir. Üniversiteler tabii bu da ayrı bir konu. Yani üniversitelerden şu ana kadar bir talep gelmedi ama talep geldiği takdirde üniversite binalarımızı muhakkak teşekkür ederim. Sağ olun. Belgeselci olarak burada yaşayan birisi ve sosyal sorumluluk projesi olarak da kendimi görevlendiriyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sorudan ziyade bir öneride bulunmak istiyorum. Bülent Bey burada çok önemli bir arşiv olduğunu, Deprem Vakfı'nın çok ciddi kitapların olduğunu söyledi. Henüz yazık görmedim ama büyük bir arşiv bu. Fakat depremden sonra maalesef ciddi bir deprem müzesi oluşmadı. Deprem arşivi maalesef oluşmadı. Acaba hem AFAD
müdürümüz, il müdürümüz çok çalışkan ve önemli de bir organizasyonları var, onun üstünde başlayacak. Bakanlıkta da gelen dediğimiz burada, Gebze Teknik Üniversitesi'nde çok önemli deprem çalışmaları var. Acaba burada çok geniş bir deprem müzesi, deprem arşivi, devletimizin, bakanlığımızın öncülüğünde kurulamaz mı? Naçizane depremden hemen sonra ben bir tarafta gazetecilik görevimi yaparken o gün yayınlanan yaklaşık 500'e yakın gazete topladım. Ve Erzincan depremi olunca 92 yılında koşarak oraya gittik, rahmetli Recep Yazıcıoğlu ile görüştüm. Biraz önce Zeki Bey konuştu, bir takım çalışmalar, gazeteciler arası çalışmalar yapıldı. Özetle burada çok ciddi bir deprem, arşiv bir deprem müzesi oluşursa, bakanlığımız buna sahip çıkarsa çok güzel olur. Teşekkür ediyorum efendim. Asrın felaketinin üzerinden yaklaşık 22 yıl geçti, 21 yıl tamamladı. Kocaeli kentimizde hala 99 depreminden kalan ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar var. Yıkılmayı ve güçlendirmeyi bekleyen. Bunlarla alakalı bakanlığımızın süre sınırı koymak kaydıyla bir çalışması var mı? Önce onu sormak istiyorum. Ayrıca bu binaların kentsel dönüşüm yasasından istifade edebilmesi için direkt riskli yapı tescilli verilmesiyle alakalı bir talepte bulunmuştuk. Bununla alakalı bir çalışması var mı? O soruyla alakalı soru sormak istiyorum. Van depremi daha önceden çünkü benzer bir şekilde değerlendirilmişti. Biz de Kocaeli'ndeki ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarla alakalı özellikle böyle bir desteği Kocaeli'liler olarak talep ediyoruz. Şimdi şöyle, bu bildiğim kadarıyla binin üzerinde böyle bir bina var. Evet, 1500. Biz bunlarla ilgili zaten süreçleri başlattık. Sadece İzmit, Kocaeli için değil, diğer illerde de böyle. Yani bu kadar olmasa da önümüzde rakamlar var. İşte afete maruz alan dediğimiz, AFAD'ın ilan etmiş olduğu bölgelerde yine böyle bir binalarımız var. Güzel bir soru, biz başlatmıştık. Tahmin ediyorum bu sene içinde yansımalarını da göreceksiniz. AFAD'la birlikte bu konuyu yazışmalarda devam ediyor. İl müdürlüklerine bu konularla ilgili araştırmalar verildi ve şu an tekrar oradaki tam bina envanteri ve taşınması gereken ya da güçlendirilmesi gereken binalarla ilgili envanter çalışmalarımız devam ediyor. Muhtemelen bu yıl sonuna doğru herhalde harekete geçmiş olacağız diye düşünüyorum. Kentsel dönüşüm kısmı tabii o başka bir konu, ayrı bir mevzuat. 6306 ile 7269'un arasında ciddi farklılıklar var, takdir edersiniz. Yani 7269'a göre bu şekilde tescillenen bir binanın kentsel dönüşüme geçmesi ihtimali kanunen yok. Ama bu konuyu ben ilgili idarecilere ileteceğim.